taşçı aleti, yontma aleti olarak kullanılan bir alet olma ihtimali yüksek. Taşçı aletine benziyor bu. Büyük ihtimalle kayaların yontmak için kullanılan bir... Kolu kaç hocam bunun? Eser olabilir. Ortalama? 1.40. 1. Ben korozyona uğramış. Bu alandaki kazı çalışmaları 2016 yılında orman ekiplerinin ağaçlandırma yaptığı sırada tesadüfen bulunan bir kabartmanın ortaya çıkmasıyla 2016 yılında başlamış. 2016-17 yıllarında kurtarma kazı şeklinde devam etti. Burada çıkan kabartma Elazığ Müzesi'ne getirilerek bunun restorasyonu tamamlandı ve şu an teşhirde sergilenir vaziyette. Okundu. Bu okumayı yapan hocalarımız Necla Hoca, Veli Hoca, profesör, emekli profesör bunlar. Ayrıca 9 Eylül Üniversitesi'nden Eşref Abay, çözümlemeyi müze müdürlüğü uzmanlarımızla birlikte yapmışlar. Bizim buradaki amacımız, gerek 2017'de 18'deki çalışmalarımızın amacı, bu taşa benzer başka eserlerin olup olmadığı, bir yerleşkenin olup olmadığını gün yüzüne çıkarmak amacıyla burada çalışmalarımız devam etmekte. 2016 ve 17 yıllarında kurtarma kazısı şeklinde yürüyen çalışmalar 2018 yılından sonra sondaj ve temizlik çalışmasına dönüştü. Bunun sebebi alanın geniş olması, Harput başlı başına kentsel sit alanı, başka yerlerde şüphelendiğimiz ya da hocalarımız öngördüğü yerlerde sondajlar belirliyoruz. Bu sondajlarda zemine kadar inerek bu yapıya benzer yapıların olup olmadığını gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız, 2 yıl boyunca yaptığımız kurtarma kazılarında çıkan en önemli buluntu şüphesiz ki dünyada ses getiren kabartmadır. Kabartma bir kalenin kuşatılmasını canlandırmış. Ancak bu kale kuşatması sırasında bölgenin yaşayışını, Fırat Nehri içerisindeki balıkları, sandalları, kalenin altındaki lağımcıları, bu kaledeki savaşı en görkemli haliyle, askerlerin çatışmasını, bu başları kesilen askerlerin kral huzuruna götürülmesi sahnesi, ki bu Sümerlerde de var. Yani eller arkadan bağlanarak çıplak bir şekilde kral huzuruna götürülüyor bunlar. Yani en önemli eserimiz şüphesiz ki kabartma. Ama kabartmanın yanında arşaklar, yine burada birçok ok ucu, mızrak ucu, bugün daha bulduğumuz bir demir alet ne olduğunu net olarak belirleyemedik ama muhtemelen bu demir alet taş yontmada kurulan bir yontu aleti olarak düşünüyoruz. Tabi bunu analiz yapacağız. Yani burada birçok da kırık seramik parçası çıkıyor. Bunları götürüp müzede laboratuvarlarımızda tümlüyoruz ve bunları müzemizin vitrine koyup sergiliyoruz. Harput Nevruz ormanlarında yürüyen çalışmalar, yürüttüğümüz çalışmalar bu yıl için sonlandırıldı. Ancak önümüzdeki yıl yine devam edecek. Çünkü alan dediğim gibi Harput özellikle 1800'lerde çekilen, 1900'ün başlarında çekilen resimlerde tamamen bir yerleşim alanı. Bunların altında Urartu döneminden kalma, Roma döneminden kalma yerleşkeler de var. Hatta bu kabartmanın bulunmasıyla ta Akatlara kadar uzanan bir yerleşke var. Bunları çözümlemek belki uzun yıllar alacaktır. Yani hemen bir yıl, 2 yıl içerisinde sonlandırabileceğimiz, tamamlayabileceğimiz çalışmalar değil. Tabii ki 2019'da, 2020'de de bu ve buna benzer yerlerde kazı çalışmalarımız devam edecektir.